Evlerim olsun. Tekeme yastığı bir daha çıkıyor arkadaşlar. Adam adı üstünde asla bir öpüyle çekeme. Daha çıkmaya başladı zaten. İyi, iyi efendim diyor. İyi, iyi, iyi şey diyorsun. Evet diyor. İyi, iyi, iyi istiyorum diyor. Öbürki asla bir adı üstünde. Sus tepeme attırma diyor, karnı söylersin diyor. Çıkıyorlar yukarı yazıyla. Ne söyleyecektim diyor. Niye, yemek diyor. Çantağı pahalısın da aşağıda unut. Yemek çantasını almaya aşağı iniyorlar. Tam o sırada kekeme diyor ki efendim diyor. İyi şey var diyor. Yemek diyor. İyi istiyorum diyor. Asabi tabii. Kes tepemi attırdın zaten diyor. Aşağıda söylersin diyor. İniyorlar aşağıya. Ne söyleyecektin diyor. Şaka yapmıştım diyor. Her zaman söylediğim gibi parmağıma sanıyorum. Bakın bu topu süngerlerini Almanya'da özellikle çok istiyorlar. Almanya'daki süngerler böyle şey, sönük. Çok ucuz, burada da var, dandik oluyorlar. Ama Mehmet'inkiler çok güzel, dolu işleri. Ondan alabilirsiniz mesela. Güzel bir model değil mi? Mükemmel hocam. Çok da basit. İnanılmaz basit. Ne yapıyorsun? Röfle yapar gibi. Kalın röfle balyaj atar gibi. Hep içerlerden ala ala ekleye devam ediyoruz. Bunu yaratıyoruz. Ve bu çok güzel bir model. Şık bir model. Bunu da görün istedim. Aslında basit, şık bir şey. İki taraftan. Şimdi ben oturduğunuz yerden resim çekin sadece lütfen. Kalkınca ortam değişiyor. Ben şöyle çıkayım. Kalkınca bir anda ortam değişiyor. Herkes dışarı sigara içmeye kaçıyor. Özellikle protokol. Acaba bir sigara içmiyor mu? Evet. Bir tane gelin başı yapalım, onu hazırla. Çabuk, acil. Biz kaç, bir de başkanımızın bize jesti. Güzel bir öğlen yemeğimiz varmış. Kaç? 1.5. 1.15. Kaçta başkanım yemek? 1.15. 1.15. Şu an saat kaç? 25 dakikamız var. 15 dakikamız mı var? 25 dakikamız var. 25 dakikada biz 4-5 tane model tarayalım, sonra yemeğe geçelim. Okey. Tamam. Bir tarafa büyük, bir tarafa küçük tokat akıyorum. Size biraz önce anlatmıştım ya. Saçı yaptık, potlu konuştu. Aynen bu şekilde tokalayın. Nerede potluğumuz, burada mı? Yeterin, tarayın, toplayın, bitirin. Hiç potluk kalmaz. Teknik bu. Filtreliği niye taktım? Saçım aşağı düşmesin diye. Yoksa hiçbir faydası yok. Bu hafta zeminde sprey var çünkü. Bunlar da yapışsın diye, yapışmasını sağlıyor. Yine bitmesin istediğim yere parmağımı koyuyorum. Kalan bütün saçımı sarıyorum. İsterseniz taş koyun, isterseniz koyun. Ben taş sevdiğim için koyuyorum. Bilginiz olsun. Sizler koymak zorunda değilsiniz. Parmağımı... Açma tekniğiyle bir açma yaptım. Şimdi buraya ikincisini de yapacağım.
Hem daha bir kere daha görmüş olup. Evet. Tut, 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 tut. Kol yukarıda. Kalın saçımı uçlar açarak istediğim yere kadar indirebiliyorum. Tamamen benim görsel zevkime kalmış. Alt zilme sıkıya sıkıyorum. Para verdiler falan değil ki o. Parmağımın ucuyla sarıyorum, sarıyorum, sarıyorum. İstediğim yere dik koyuyorum. Tarafımda bir kadise atıyorum. Bu çok önemli. Pensimi birleştiriyorum. Ortaya bir taş koyuyorum. Bir fikete de alıyorum. Bunu göster misin? Aynısı benimki. Ulan kaçtı, kaçtı. Çünkü doğrusu bu. Böyle bir geçiş. Evet, tarayayım burada. Devam edelim burada. Bakın saç avucumda. Hiçbir şey yok. Sıkmıyorum. Bomboş. Sadece şu parmağım destekliyor aşağı düşmesin diye. O kadar. Çevir. Koy. Nerede istiyorsan. Özellikle boşluk doldurmak istiyorsan. Şurada bir boşluk var diyelim. Şu hamzemine ben sıkıyorum. Önce şuradan ters diyorum. Bakın ağzına. Ben sağlam. Ters diyorum şuradan. Sonra da böyle kapatıyorum, destekliyorum. Bütün boşlukları kapatma tekniğinizi mutlaka kullanın yani. Boşluk bırakmayın taşlarda. Evet. Şunu tekrar göstereyim. Ama ben bunu yapmayacağım tabii ki. Ben hiçbir zaman dünyanın en iyi saçını... Bir daha söyleyeyim. O değerli bilgilerden bir kısmı. Güzel paylaşmak. Hayır, hiç güzel öyle bir şey yok. Şimdi ben ne yapıyorum biliyor musun? Ben size söyleyeyim. Bana desen ki burada bir hafta hep beraber ailecek burada vakit geçirelim. Ben size bir hafta boyunca sabaha kadar her gün farklı model atarım. Her gün. Hep modelden modele geçerek tararız. Hiçbirini saklamam. Öyle bir şey yok. Ben mesela yarışmalarda en iyi saç modellerimi arkadaşlarıma veriyordum. Onlar televizyona çıkıyordu, ben çıkmıyordum. Yarışma zamanını bahsediyorum. En iyi modellerimi onlara vermişim. Bir de ego ile ilgili ya. Mesela içimizde mutlaka vardır egolu. Kim ne derse bizim yok derse bile yok değil. Vardır mutlaka var. Hepimiz insanın bazısı doğasında var bu. Hepimiz kuaförüz arkadaş. Yani bu mesleği yapıyoruz, bu sektörün içindeyiz. Ya benim bir müşterinin 5 tane dükkanım var, 10 tane kalfam var. Yok öyle bir şey. Sen de kuaförsün, o da kuaförsün. Ne kadar mütevazı olursan o kadar çok sevilir sayılırsın bu camiada. Ne kadar burnum büyük işte benim 10 tane adamım var, arabam var, tırım var, bilmem neyim var dersen de o kadar inersin aşağıya. Kaydasınız. Evet, şuraya bir tane gaz takıyorum.
Evet Sayın Başkanım, sizi Elazığ'da da görüyoruz. Mardin efendim Oda Başkanı olarak sizi burada da görüyoruz. Şimdi bizim en büyük amacımız şu anda Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu'nun zaten yönetim kurulunda olmam. Bütün odalara birebir gezmem. Bir de bütün oda arkadaşlarımıza sahip çıkıp onların bütün organizelerinde birebir kendimizi bulmak bizi her zaman için şeref ve mutluluk veriyor. Bunların en büyük organizeyi geçen haftada ben Cemil Değirmenci yapmıştım. Sayın Diyarbakır Berberler Vakfı Oda Başkanımız. Onun katkılarından itibaren biz de ona katılmıştık. Katıldıktan sonra hakikaten mükemmel ve şahsiyetli bir görüş açısından insanlara eğitim anlamında çok şeyler katıyor. Bunu da kendi biz Oda Başkanımız olarak... Yani siz yeni başkanı olarak... Sizin ilk seneniz değil Sayın Başkanım. Evet benim ilk senem. İlk sene ayrıca bizim Elazığ Başkanımız da ilk sene. Onda ilk. Cemil Başkanımız da ilk sene. Evet onda ilk. Yani maşallah çok efendim hızlı girdiniz. Biz geçmişi de biliyoruz, geçmiş başkanı da biliyoruz. Şimdi geçmiş başkanların en büyük amaçları sadece oturup bir makamda kurulmaktır. Ama şimdiki bizim amacımız birebir bütün üyelerimize birebir eğitim, birebir insanlarla ilişki olarak bu konularda eğitiyoruz. Eğittiğimiz için biz bunlardan gurur duyuyoruz. Çünkü bunlar bizim sonraki insanlara da yetişecekler. Şimdi biz başlattık. Bunun da sonunu inşallah görecekler. Sağ ol başkanım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Hemen alıyoruz şu parmağımızla dik olarak. Pensimizi buraya takıyoruz. Arkasına sırtla yardımıyla donduruyoruz. Sonra pensimizi alıyoruz buraya. En önemli püf noktalarından bir tanesini daha göstereceğim size. Evet Sayın Başkanım, sizi tanıyabilir miyiz? Barberler ve kuaförler odasında 24 yıl görev aldım. Ben de bilgisayar alışıyorum. İkinci başkanlık yaptım. Bu 24 yıl içerisinde 2010'da 30 kişiyi Litvanya'ya götürdüm. Eğitim amaçlı. Hayat boyu öğrenme programı vardı. Evet başkanım. Elazığ Berberler Odası Başkanımla seçimden sonra tanıştım. Bu ikinci gelişim. Evet. Kendisi çok aktif, evet. Güzel bir kardeşimiz. Evet. Şanlıurfa olarak her zaman kendisinin yanındayız. Evet. Bize düşen ne görev olursa her zaman Mardin olsun, Diyarbakır olsun, bizim yöremiz. Zaten Mardin Adıyaman. Başkanımız sağ olsun her tarafta geliyor. Adıyaman. Başkanımız evet. Yani bizim bölgemiz, kendi bölgemiz Malatya. Bunların yanındayız, birlik beraberlik içerisindeyiz. Ben kendilerinin abisi olarak her zaman bana düşen bir görev varsa hazırım, yanlarındayım. Sağ ol efendim, teşekkürler Sayın Başkan. Evet Sayın Hocam. Hocam Elazığ'dasınız bugün. Nasıl? Duygularınızı alabilir miyiz hocam? İnanılmaz mutlu ve keyifliyim. Buraya gelmekten son derece gururluyum ve onurluyum. Sevgili başkanımız sağ olsun çok güzel ağırlıyorlar bizi. Bizim çok sevdiğim kardeşim Mehmet'in memleketi burası. Onunla beraber işte bir başkanımla konuşarak ortak bir organizasyon düzenlemek istedik ve geldik ve ben gerçekten çok memnunum. Buradaki meslektaşlarımızın katılımı inanılmaz yoğun. Bu bizim doğumuz için çok güzel bir şey. Çünkü neden? Mesleklerine vermiş oldukları önemi gösteriyor. Büyük bir katılım. Demek ki burada başkanımız başarılı ki bu arkadaşları burayı toplayıp gerekli önemi buradaki arkadaşlarımıza aksettirebilmiş. O yüzden başkanımı kutluyorum. Evet. Sayın Başkanım, muhteşem salonda muhteşem bir seminer sağlamışsınız burada gerçekten Mühittin hocamıza. Evet. Duygularınızı alabilir miyiz efendim? Çok teşekkür ederim. Özellikle bu Oda Başkanım benim için çok değerli. Elimden öpmüşüm. Çok teşekkür ederim katılımdan dolayı. Mardin Oda Başkanımız İbrahim Bey de sorumluluğuna yaparına sağlık. İşte robotaj yaptık. Mühittin hocama çok teşekkür ederim. Evet. Elazığ'da ilk defa böyle bir seminer düzenledik. Belki biraz kuşkuda kaldık. Nasıl olacak, nasıl olmayacak ama Mühittin hocama çok çok teşekkür ederim. Özellikle Mehmet benim çok sevgili dostum, arkadaşım. Güzel vesile olan Mehmet Bey'e çok çok teşekkür ederim. Yani gerçekten Mühittin Bey'le tanıştığıma şahsım adına çok mutlu. Ben de çok mutlu. Sizin de görüşünüzü alabilir miyiz Mehmet Bey? Tabii ki ilk zamanlar benim de içimde kuşkular vardı. Önce Mühittin Bey'e teklif götürdüm. Şeref duyacağını söyledi. Ardından geldim, başkanımla görüştüm. Başkanım aynı şekilde duygularını belirtti ve böyle bir karar aldık.
Ben ikisine de çok çok teşekkür ederim. Katılımcılara teşekkür ederim. Onlar olmasaydı sonuçta burası olmazdı. Saygılarımı. Sayın Başkanım, son olarak siz ilk yılınızda başkan olarak, diğer başkanımız da ilk yılları, İbrahim Başkanımız da ilk başkan olarak çok başarılı bir çıkış yaptınız çevre illerde. Çünkü biz aday olduğumuz sürede bütün üyelerimize verdiğimiz sözlerden biri buydu. Yani üyelerimizden yarın yüzüne çıktığımız zaman bir sıkıntı olmadan çıkmak isteriz ki yarın o istediğimiz zaman da sıkıntımız olmaz. Evet başkanım, sağ ol başkanım. Teşekkürler, saygılar. Hiç sana bir şey basmadan kaydı. Evet sevgili arkadaşlar, 13 Ocak 2015 Elazığ'dayız. Muhittin hocamızın özellikle dün efendim Diyarbakır'da seminer vermişti. Ayrıca bugün efendim yani Elazığ'da, gerçekten Elazığ'da muhteşem bir salonda. Burayı ilk kez duyuyoruz efendim, Afyon Otel. Bir otel öncelikle yine biz bir çekelim bu güzellikliği. Çok harika bir otel bu arada. Tabii arkadaşlar biz de efendim Abdullah Kızır olarak efendim benim burayı takip ediyoruz. Özellikle çevre illerden Mardin Başkanımız Sayın İbrahim Başkanımız, ondan sonra Urfa Başkanımız, ayrıca efendim Elazığ Başkanımız ve özellikle burada efendim yani Adıyaman'da da bizim başkanlarımız var. Yani inşallah bundan sonra Güneydoğu'da bölgemizde tüm Türkiye'de Abdullah Kızır olarak da bir nevi etkileri efendim çekmeye çalışacağız. Ve internet aracılığıyla, Facebook aracılığıyla sizlere sunmaya çalışacağız efendim benim. 13 Ocak 2015 Elazığ'dan saygımızı sunuyoruz. Abdullah Kızır efendim. Onu çekiyoruz. Tamam.